Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde Lauren McCluskey'nin hikayesinden bahsedeceğiz. Gerçekten çok üzücü ve çok sinir bozucu bu olay. Yani duyduğunuz zaman eminim geçmişte anlattığım bir iki dava aklınıza gelecektir. Spoiler vermemek için isimlerini söylemek istemiyorum şu anda. Ama zaten izlemeye devam ettiğiniz zaman anlayacaksınız hangilerinden bahsettiğimi, hangisinden diyeyim daha doğrusu. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Kitaplarım Karanlık Dosyalar, Çözülmüş Vakalar ve Gizemli Kayıplar'ı satın almak isterseniz onlarınki de linki en aşağıda açıklamaların en başında bulunuyor olacak. Evet, şimdi videomuza geçelim. Lauren McCluskey 12 Şubat 1997 tarihinde Berkeley, Kaliforniya, ABD'de dünyaya geldi. Kendisi bir kova burcuydu ilgilenenlere. Ve annesi Jill McCluskey, babası ise Matthew McCluskey'di. Lauren'ın Ryan adında küçük bir erkek kardeşi vardı ve ailecek Lauren 1 yaşındayken Washington'a taşındılar ve orada annesiyle babası Washington State Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaya başladılar. Annesi ekonomi öğretiyordu, babası ise fizik öğretiyordu. Ve Lauren da yaşı ilerledikçe Utah Üniversitesi'ne katılmak istediğine karar verdi ve orada da kadın atletizm takımının bir üyesi oldu. Lauren aslında çocukluğundan beri bir atletti. Yani çok küçükken bile, 2 yaşındayken bile annesinin söylediğine göre ağaçlara falan tırmanmaya çalışıyordu. Ve 8 yaşından itibaren de atletizmde kayda değer başarılar göstermişti ve rekorlar kırmıştı. Bununla birlikte de tabii Utah Üniversitesi gibi birçok üniversite, kolej yani ona teklif göndermişti, katılmasını istemişlerdi. Ama o Utah Üniversitesi'ni seçmişti. Bu ulusal başarıları sayesinde birçok arkadaş da edinmişti Lauren. Utah Üniversitesi'ndeyken yüksek atlamada Washington eyalet şampiyonu oldu ve açık hava gençler şampiyonasında da heptatlonda 10. oldu. Yani okulunu da büyük bir gurur getiriyordu aslında. Hem öğretmenleri, hem koçları, hem takım arkadaşları, hem de ailesi ve çok müsabakalı bir atlet olduğu için ve bütün bunların yanında bir de okuldaki not ortalamasını çok yüksek tuttuğu için onunla gurur duyuyorlardı ve aslında ona bir hayranlık besliyordu. Çünkü tamamıyla hedeflerine odaklanmış bir kızdı. Her zaman öncelikle onun için hedefleri gelirdi hayatındaki ve hem atletizme çok değer veriyordu dediğim gibi hem de akademik hayatına değer veriyordu. İkisinden de eksiltmiyordu yani. Hatta yanlış hatırlamıyorsam not ortalaması 3.77 idi. Bu da 4 üzerinden 3.77. Yani gerçekten baya baya yüksek bir ortalama aslında. Tabii hedeflerine bu kadar odaklı birisi olduğundan bahsettim ama bu onun arkadaşlarıyla arasındaki bağını da azaltmıyordu. Lauren sadece hedeflerine odaklanmakla kalmıyordu. Aslında herkese zaman ayırabiliyordu. Her şeyini çok düzenli yapan bir kızdı. Ve bazı insanlar onun işte birazcık böyle içine kapanık birisi olduğunu, introvert olduğunu söylüyorlardı. Ama Lauren'ın ailesinin ve onun yakın arkadaşlarının da söylediğine göre Lauren aslında içine kapanık değildi. Sadece nerede ne söyleyeceğini çok iyi bilen bir kızdı ve kelimelerini, cümlelerini uygun zamanlar için saklardı. Herkesle aniden samimi olmazdı. Ve birazcık böyle ona alıştığınız zaman, sizinle vakit geçirdiği zaman ve ısındığı zaman aslında ne kadar hayat dolu ve ne kadar her konu hakkında bir fikri olan, konuşmayı seven bir kız olduğunu fark ediyordunuz. Hayvanları da çok seviyordu. Özellikle kedileri çok severdi ve 2 tane de kedisi vardı. Hayvanlarla ilgili böyle gönüllü olabileceği etkinlikleri hiçbir zaman kaçırmazdı. Hep katılım gösterirdi. Tabii bunlar ve atletizm dışında başka ilgi alanları da vardı. Özellikle dans etmekten ve karaoke gecelerinde şarkı söylemekten çok hoşlanırdı. Dinine de çok bağlı bir kızdı. Hristiyandı ve bu onun için çok önemliydi. Bu yüzden sürekli kiliseye de giderdi. Kilisede şarkı söylerdi. Hatta çevresindeki insanları da onunla birlikte kiliseye gelip orada şarkı söylemeleri için teşvik ettiği bilinirdi. Bütün bu yeteneklerine ek olarak yazarlık konusunda da çok yetenekliydi ve küçük çapta ödüller de kazanmıştı. Küçüklüğünden itibaren bu yeteneğini de göstermişti. Ve üniversiteden sonra da halkla ilişkiler ya da akademik danışmanlık olarak iş yapmak istiyordu. Ve daha sıcak böyle iklimi olan bir yerde yaşamak istiyordu. Ama bütün bunların yanında yani her ne kadar bu kadar başarılı ve yetenekli bir kız bile olsa hiçbir zaman kibirli, kendini beğenmiş birisi olmamıştı. Çok mütevaziydi. Gösterdiği başarılardan dolayı onunla röportaj yapmak isteyenler oluyordu ve gazeteler de yerel
diğer gazetelerde haberleri yapılıyordu. Ama Lauren ne zaman bu röportajlar yapılsa hep böyle odak noktasını kendinden uzaklaştırmaya çalışırdı ve takım arkadaşlarının başarılarına ya da ne kadar destekleyici bir ailesi olduğuna yöneltmeye çalışırdı. Ailesi demişken annesiyle de çok yakındı. Gerçekten arkadaş gibiydiler. Sürekli telefonda konuşuyorlardı uzakta olmasına rağmen. Yani araya mesafe girmesi bağlarını kopartmamıştı. Yani kopartmaz tabii ki ama onların uzaklaşmasına da sebep olmamıştı. Ve dediğim gibi her gün telefonda konuşuyorlardı. Annesine her şeyini anlatıyordu. Ve annesinin de bildiği kadarıyla çok fazla sevgili işlerine girmezdi Lauren. Çok dediğim gibi hedeflerine odaklanmış bir kızdı. Ve her ne kadar böyle kısa süreli bir iki tane erkek arkadaşı olmuş olsa da geçmişte hiç ciddi bir ilişkisi olmamıştı. Lauren 21 yaşına geldiğinde ve okuldaki son senesine geldiğinde, yani kolej olarak görülen kısmındaki son senesine geldiğinde artık böyle biraz daha özgüveni artmıştı ve sınavlardan, bu işte yoğun tempodan bir nevi kurtulacaktı. Bundan dolayı da aslında eğlenmeye biraz daha vakit ayırabileceğini fark etti. Ve arkadaşlarıyla şehrin içine, merkezine gidiyorlardı. Orada barlarda takılıyorlardı. Birlikte vakit geçiriyorlardı. Ve bir gün yine Salt Lake City'de, yani Utah'ta bir bara gittiler arkadaşlarıyla birlikte. Ve orada bodyguard olarak çalışan 28 yaşındaki Sean ile tanıştı Lauren. O gece Sean, hani bodyguard olduğu için böyle insanların tabii ki güvenliğinden bir sıkıntı var mı vesaire yok mu kontrol etmekten sorumluydu. Ama sık sık Lauren ve arkadaşlarının olduğu masaya geliyordu. Etrafı kolaçan ediyordu, işte bunlara takılan var mı, sıkıntı çıkaran var mı vesaire diye. Ve bu sırada da Lauren'la bakışıyorlardı sürekli. O da Lauren'ın dikkatini çekmişti, yani Lauren da ondan hoşlanmıştı ve kendisine ilgi gösterdiğini de anlayabilmişti Sean'ın. Ve o gün gece sonunda oradan ayrılırlarken Lauren bir peçeteye telefon numarasını yazıp bunu Sean'a verdi. İkili kısa süre içerisinde iletişime geçtiler ve ilk randevularına çıkmaya karar verdiler. Bu ilk randevularında Sean ona bir buket gül almıştı ve birlikte yemeğe gittiler, akşam yemeğine. Hatta arkadaşlarıyla tanıştırmak istediğini söylemişti Lauren'ı. Herkes ne kadar güzel bir kızla çıktığımı görsün vesaire diyordu. Ve Lauren gerçekten ondan çok hoşlanmaya başlamıştı. Hatta randevudan hemen sonra annesini arayıp işte Sean'ın ne kadar yakışıklı ve ne kadar kibar, nazik birisi olduğundan bahsetmişti. Sean ise ona aslında normalde Utah'ta yaşamadığını ve uzun bir süre askerde olduğunu, daha sonra güvenlik görevlisi olarak eğitildiğini söyledi. Ve daha sonra işte Utah'a gelmişti dediğim gibi. Ama Lauren'ın annesi bu konudan biraz hoşnut değildi. Çünkü yani Lauren 21 yaşındaydı ve Sean da 28 yaşındaydı. Aralarında 7 yaş fark vardı. Ama Lauren yaşına göre her zaman olgun bir kız olmuştu. Bundan dolayı da annesi kendinden yaşça büyük birisinden hoşlanmasını garip bulmamıştı açıkçası. Şaşırtmamıştı bu onu. Yine de hani anne olduğu için doğal olarak endişeleniyordu kızı için. Dikkatli olmasını istiyordu. İlişkileri başladığında da Sean her gün Lauren'ın yurt odasında kalmaya başladı. Öğrenci evleri gibi düşünebilirsiniz. Yurt şeklinde olanlar oluyor ya. Ve Lauren'ın sanırım oda arkadaşı da olması lazım. Yakın arkadaşlarından Alex vardı. Bu Alex'in dikkatini çekmişti. Hani biraz şaşırmıştı her gün onda kalmasına Sean'ın. Lauren da böyle küçük bir kız değildi. Uzun boylu, atletik yapısı olan bir kızdı. Hani küçüklüğünden beri zaten atletizmle uğraşıyordu. Sean da zaten uzun boylu iri bir erkek olduğu için o küçücük yatakta nasıl yattıklarını, nasıl rahat ettiklerini anlayamıyordu. Ama bu da çok şaşılacak bir şey de değil aslında. Şimdi düşünecek olursanız yeni ilişkileri başlamıştı ve büyük ihtimalle günün her dakikasını birlikte geçirmek istiyorlardı. Bundan dolayı da rahat olup olmadıkları pek de umurlarında değildi tahminimce. Ama zaman geçtikçe Alex'in bazı konularda endişeleri artmaya başladı. Çünkü dışarıdan göründüğü kadarıyla Sean biraz kontrolcü biri gibiydi. Mesela Lauren bir gün Alex'e gelip işte Sean bugün benden tişörtle kot pantolon giymemi istedi demişti ve bir keresinde de arkadaşlarımdan birisini bara getirebileceğimi söyledi. Buna izin verdi demişti. Alex de buna biraz şaşırmıştı. Çünkü hani o senin erkek arkadaşın, evet, ama neden bara kimi getirip getirmeyeceğine karar veriyor? Neden ondan izin almak zorundasın diye. Ayrıca Lauren ne zaman Sean'dan mesaj alsa koşa koşa telefona giderdi. Yani mesaj sesi duyduğu anda aceleyle telefonuna gidip hemen açıp cevap verirdi. Geç cevap vermeme konusunda çok dikkatliydi. Hatta araba sürerken Sean mesaj atarsa Lauren Alex'ten ona mesajının cevap yazmasını istiyordu. Hani kendisi ne yazacağını söylüyordu. Alex de yan tarafta yazıyordu. Hani araba sürerken bile demek ki aralarında böyle bir durum var. Yani yazmamasına izin vermiyordu Sean. Ve
Ayrıca kendisi olmadığı zamanlar Lauren'ın dışarıda tek başına olmasını da istemezdi, tek takılmasını arkadaşlarıyla birlikte. Çünkü başka erkeklerle konuşmasından endişe ediyordu. Ve hani her aradığında da Alex duyuyordu bunu zaten telefonda. Sean konuşmasına neredesin, ne yapıyorsun, kiminlesinle başlıyordu. Ve Lauren onları bunu açıkladıktan sonra normal konuşuyorlardı. Ama Alex de tabii bununla alakalı Lauren'la konuşmak istedi. Bak hani bunlar çok normal şeyler değil, seni bu şekilde kontrol etmesi, bu kadar darlaması hoş şeyler değil. Hani ileride daha beter olabilir, dikkatli mi olsan diye. Ama Lauren da bunların farkında olduğunu ve ilişkilerinin daha çok yeni olduğunu söyledi. Onun söylediğine göre Sean eski ilişkisinde aldatılmıştı ve bundan dolayı da güven problemleri yaşıyordu. Bunu da yani Lauren'dan çıkarıyordu acısını. Ama Lauren'ın düşüncesine göre daha birbirlerini yeni tanıdıkları için, birazcık daha birbirlerinin karakterlerini anlayınca, tanıdıkları zaman iyice ve ilişkileri oturmaya başladığı zaman sınırlarını koyacaklardı ve bunlar da düzene girecekti. O öyle umut ediyordu. O böyle söyleyince Alex de doğal olarak itiraz etmedi. Çünkü böyle durumlarda bilirsiniz, bir arkadaş erkek arkadaşını sevmiyorsa ve kontrolcü bir ilişkideyse kişi, ona gidip anlattığında bak benim arkadaşım senin hakkında bunları söyledi dediği zaman o erkek arkadaş ya da kız arkadaş, işte ilişkide kimse, karşıdaki kontrolcü olan kişi, büyük ihtimalle o arkadaşınla görüşmeni istemiyorum diyecekti ve uzaklaşmalarına sebep olacaktı bu da. Ama Alex bunun yaşanmasını istemediği için hiçbir şey söylememişti ve tamam sen nasıl istersen öyle olsun demişti. Haftalar ilerledikçe Lauren'ın görünüşü de değişmeye başladı ama. Mesela çok solgun görünüyordu artık ve kilo vermişti. Gecenin bir vakti Sean onu arardı. İşte beni işten alır mısın derdi. Ve Lauren zaten gün içinde de çok aktif birisi olduğu için, atletizmle de uğraştığı için, geceleri de dinlenme vakti olduğu için, gece uyanık kalıp da gidip onu işten alıp götürmesi vesaire onu çok yorardı. Bundan dolayı da hani eskisi gibi enerjisi kalmamıştı. Böyle boş bakıyordu gözleri Alex'in söylediğine göre. Ama yine de sorun olmadığını söylemeye devam ediyordu. Bu sırada sırf Alex değil, yurttaki diğer öğrenciler de bu durumdan rahatsız olmaya başlamışlardı. Hatta yurt müdürlüğü gidip şikayette bulundular. İşte bu adam her gün geliyor, burada kalıyor. Hani okuldan birisi değil, kampüsten değil ama her günü burada geçiriyor demişlerdi ve üstüne üstlük bazıları Sean'ın yanında silah getirdiğini duymuşlardı okula. Bundan dolayı hani iyice endişelenmişlerdi. Biz bunu istemiyoruz, bu adamı burada bir şeyler yapın diye şikayette bulunmuşlardı. Ve kurumda işte üniversite polisine haber vereceklerini bu konuda söylediler, bir işlem yapılması için. Ama herhangi bir şey yapılmadı, takip edilmedi. Çünkü söylenenlere göre sistemleri çökmüştü o gün ve onun sonrasında da üstüne düşmemişlerdi açıkçası, sistem geri açıldığında da. Ama Lauren'ın ilişkisi her zaman pozitif bakış açısıyla devam etmeyecekti. Çünkü gerçeği öğrenmesi çok da uzun bir süre sürmedi aslında. Yaklaşık 1-2 aydır birlikte oldukları sırada Lauren eve gitmişti memleketine. Ve oradayken hani internetten işte çıktığı çocuğa bakmak istedi. İnternette arayıp sosyal medyası vesaire var mı diye bakacaktı. Ve o sırada fark etti ki erkek arkadaşının ismi aslında Sean değildi. İsmi Melvin Rowland'tı. Ve gerçek yaşı da 28 değildi. Adam 37 yaşındaydı. Hatta şartlı tahliyedeydi şu anda ve kendisi cinsel suçlular listesinde yer almaktaydı. Şimdi isterseniz Melvin Rowland'dan bahsedelim biraz da. Melvin Rowland New York'ta doğmuştu ve daha sonra evlatlık verildi. Bilindiği üzere çocukluğu çok normal geçmişti. İyi bir çocukluk denebilecek bir seviyedeydi hatta. Ciddi bir problem yaşamamıştı evlatlık verildiği ailede. Güzel bir şekilde büyümüştü. Ama 15 yaşına geldiğinde ona evlat edinen anne babası vefat ettiler. Ve bunun ardındansa Melvin tekrardan çocuk esirgeme kurumuna gönderildi. Ve 20 yaşına geldiğinde de Utah'a taşındı ve Salt Lake Community College'da dersler almaya başladı. 2004 yılında Melvin internetten 13 yaşında bir çocukla tanıştı ve ondan kendisiyle birlikte olmasını istedi. Ama bu çocukla evine buluşmak için gittiği sırada onu bir polis memuru karşıladı ve öğrenildi ki bunu iki kişiye daha yapmaya çalışmıştı Melvin. Bunun ardından tutuklandı ve birden 15 yıla kadar hapsi istendi. Hapiste birkaç yıl geçirdi
geçirdikten sonra 2012 yılında şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı ve bunun ardından 4 kez tahliye şartlarını ihlal ettiği için 1 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Bu 1 yıldan sonra yine serbest bırakılmıştı ama tekrardan şartlı tahliyesinin şartlarını ihlal ettiği için kurallarını yine hapsedildi ve hapisteyken terapiye başladı. Bu terapiyi de söylenenlere göre başarıyla geçmişti, çok iyi puanlar almıştı ve bundan dolayı Nisan 2018'de şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı. Hatta serbest bırakılırken de artık değiştiğini, eskisi gibi olmadığını, bir çocuğu olduğunu artık ve en azından onun için daha iyi birisi olacağını, artık bu eski olduğu kişiden eser kalmadığını söylüyordu. Bu seferki şartlı tahliyesindeki şartlarsa, kurallarsa şunlardan ibaret. Yani sadece bunlar değil tabii ki ama bunlar başlıca önemli olan şeylerdi. Bunlardan birisi, kurumun izni olmadan internete erişim sağlamayacaktı. İkincisi, asla sosyal medya hesabı kullanmayacaktı. Ve üçüncüsü de bu kendi işlediği suçun alanında bir eğitimi tamamlaması gerekiyordu. Ve kendisine atanmış şartlı tahliye memuru da onu ayda bir kez ziyaret etmek zorundaydı. Ama 6. ziyarette memurlar 2 kez Melvin'in şartlarını ihlal ettiğini öğrendiler yine. İnternetten kadınlarla mesajlaşmıştı. Bir arkadaş edinme, tanışma uygulaması indirmişti ve oradan kadınlarla tanışmıştı. Ama söylediğine göre bunun sosyal medya uygulaması olduğunu, sosyal medyaya dahil olduğunu bilmiyordu. Bundan dolayı bir sözlü uyarı aldı. Daha sonra bir kez daha başka bir alanda ihlal edince yine bir sözlü uyarı aldı. Ama dediğim gibi tekrardan ciddi bir şekilde suç işlemedi. İçin hapsedilmedi. Ve bu süreçte de böyle evsizlerin, tahliye olan kişilerin, şartlı tahliyeyle serbest bırakılan kişilerin ve kimsesiz olan insanların kaldığı bir otelde kalmaktaydı. Onun geçmişini, gerçekleri öğrendikten sonra Lauren geri okuluna döndü yurda ve o sırada arkadaşı Alex'i arayıp bu yaşananları anlattı. Sonra da ona dedi ki hani ben bu çocuktan ayrılmak istiyorum ama hani ayrılamıyorum çünkü şu anda arabam onda ve birkaç gün içerisinde bana vermesi gerekiyordu. Arabamı aldıktan sonra ayrılacağım dedi. Alex ise hani hiç böyle şeyleri bekleme, arabanı zaten alırsın. Git mutlaka halka açık bir yerde bu çocuktan ayrıl ve kurtul. Sakın yalnız başına yapma, tehlikeli birisi olduğu çok belli dedi. Tam Lauren Alex'le olan konuşmasını bitirdiğinde içeriye Melvin daldı. Meğerse Lauren konuşurken telefonda o her şeyi pencerenin kenarına kıvrılmış bir şekilde dinliyordu ve onun ne yaptığını da izliyordu bir yandan. Ve içeriye girip sen nasıl bizim ilişkimizin içindeki özel şeyleri arkadaşlarına anlatırsın diye ona bağırmaya başladı. Ve hani bu da Lauren için fırsat olmuştu. Her şeyi bir bir yüzüne vurmaya başladı. Sen böyleymişsin, böyleymişsin diye. Başta inkar etti kendisi ama daha sonra bütün suçlarını, yaptığı şeyleri ve olduğu kişi, söylediği kişi olmadığını kabul etti. Ve bunun ardındansa Lauren'dan kendisinden ayrılmamasını vesaire istedi. Lauren yurt odasından çıkmasını istiyordu Melvin'den ama o çıkmıyordu. Zorla kalıyordu yani baya baya zorluyordu evde kalmak için. Ve Alex de bunu fark etmişti. Artık hani ne zaman gidecekse kendisi gitsin dediler. Ve o gece Melvin onların yurdunda geçirdi geceyi. Sabahsa yine Lauren'ın arabasını alıp birkaç kalan işini halletmeye çıktı. Bunları da tabii annesine Lauren anlattı arayıp. Ve bunun üzerine Jill McCluskey yani annesi kampüs güvenliğiyle iletişime geçti. Ve onlardan aracını alması için bu Melvin'den kızına eşlik etmelerini istedi. Yani tek başına gitmesinin güvenli olacağını düşünmüyorum dedi. Ve bunun üzerine üniversite polisi de Lauren'la temasa geçti. Ama Lauren ilk başta refakatçiye ihtiyacı olmadığını söyledi. Melvin aracı yurdun önüne bırakabilir, sıkıntı olacağını düşünmüyorum dedi. Ama böyle kampüs güvenliği de Lauren'a binanın yakınında güvenlik görevlilerinin konuşlandırılacağını ve farklı bir şey yaşarsa arayıp onlara haber vermesini söylediler. Bu sırada tarih 10 Ekim 2018 bu arada ve Lauren saat 5 civarı o gün akşam kampüs polisini tekrardan aradı. Melvin gelmişti kampüse ama bir stadyuma bırakmıştı arabasını ve kendisinden de işte stadyuma gel arabanı buradan benden alırsın demişti. Lauren'ın oraya gitmesi için yine bir zaten araca ihtiyacı vardı. Kampüsün içerisindeki uzak bir yerdeydi. Ama bir yandan da tabii kendini güvende hissetmiyordu. Stadyum belki de boş yani nereden bileceksin kimin olup olmadığını. Adamın ne plan yaptığını da bilmiyor sonuçta. Ve bundan dolayı bir güvenlik görevlisi ona eşlik
etti. Birlikte Lauren'ın aracını almaya gittiler. Bunun üzerinden 2 gün geçmişken Lauren fark etti ki telefonuna mesajlar geliyordu sürekli. Bu gelen mesajlar ise Melvin'in arkadaşlarından geliyor gibiydi. İşte bizim çocuğu niye bıraktın? Çok üzgün. İşte artık senin yüzünü görecek hali kalmadı vesaire. Böyle şeyler yazıyorlardı. Hatta bir mesajda Melvin'in kendi canına kıydığını ve bunun Lauren'ın suçu olduğunu söylüyorlardı. Ama Lauren bu mesajların hepsinde aynı konuşma şeklinin kullanıldığını ve aynı gramer hatalarının yapıldığını fark etti. Bu sayede de bunları atanın aslında Melvin olduğunu anlamıştı. Zaten sosyal medyasına girdiğinde de Melvin'in hayatta olduğunu anlayacağı paylaşımlar görmüştü. Bunun üzerine dediğim gibi o akşam polisi aradı ve onlara haber verdi. İşte üniversitenin kampüsün polisini aradı. Böyle böyle bir şey var. İşte beni rahatsız ediyorlar. Bana yardım eder misiniz? Hani en azından güvenlik önlemi almam için destek olun dedi. Ve kampüs polisi de kendisini herhangi bir şekilde tehdit altında hissedip hissetmediğini, mesajların onu açıkça tehdit edip etmediğini sordu. Lauren da hani hayır, mesajlar direkt olarak beni tehdit etmiyor ama beni rahatsız ediyorlar ve beni sanki böyle belli bir yere çekmeye çalışıyorlar gibi hissediyorum dedi. Hani kampüsteki ya da dışarıdaki belli bir mekana onu çekmeye çalışıyorlar gibi. Ve bunun ardından onunla birisinin ilgileneceğini, ona geri dönüleceğini söylediler ve telefon kapatıldı. Ama 13 Ekim 2018'e yani bir gün sonra sabah 9.30 civarında Lauren tekrardan polisi aradı ve eski erkek arkadaşından ve onun arkadaşlarından daha fazla mesaj aldığını ve daha da rahatsız edici hale geldiğini bunların söyledi. Hatta bu mesajlardan birisinde Lauren'ın Melvin'le olan bir fotoğrafı gönderilmişti. Bu fotoğraf biraz müstehcen bir fotoğraftı ve kendisine eğer bize $1000 göndermezsen bu fotoğrafı bütün internete yayarız demiş. O da tabii artık şantaja uğradığı için bunu da şikayet etti. Ama telefonda belli ki istediği etkiyi de alamamıştı. Bundan dolayı yüz yüze polisle de görüşmek istedi. Yani karakola gitmek istedi. Hatta Alex'ten de kendisine eşlik etmesini istemişti. Alex'le birlikte gittiler ve olanları anlattılar. Ama zaten polisler hiçbir şekilde Lauren'a ekstra böyle bir sorgulama yapmamışlardı. Bir sorgu odasına alıp neler olduğunu anlattırmamışlardı. Ve en sonunda da sisteme gidip işte bu çocuğun adını yazdılar. Melvin Rowland diye. Ve onun ismini böyle sistemde araştıran polis memuru Lauren'a dönüp bu gayet iyi bir çocuk gibi görünüyor. Sadece bir işte park cezası var. Onun dışında bir sabıkası da yok. Zararsız birisi gibi görünüyor. Endişelenmene gerek yok dedi. Ama meğerse kampüsteki aynı isimde yaşayan başka birisini bulmuşlardı. Bu bahsettiğimiz Melvin'i değil. Ve Lauren da hani nasıl olur böyle bir şey mümkün değil diyerekten kendisi zaten hani normal bir vatandaş olarak internetten bulduğu bilgileri açıp gösterdi. Bakın ben bu adamdan bahsediyorum. Böyle böyle bir sürü sabıkası var. Tehlikeli bir insan diye. Ama buna rağmen gösterdiği polis memuru anlaşıldığı üzere adamı ona karşı bir tehdit olarak görmemişti ve herhangi bir işlem yapmadı. Daha sonra üniversite polisi Lauren'la tekrar iletişime geçip bu olaya yönelik suçlamaları takip edecek bir dedektife davanın verildiğini söylediler. Ve hani artık bu dedektifle ilerleyeceksin, o atandı senin davana, işte bir sıkıntı olduğunda vesaire onu arayıp onunla iletişime geçebilirsin dediler. Ama Lauren tabii ki bu sürecin bu kadar yavaş işlemesinden rahatsızdı ve hani ilgilenmiyorlardı resmen onunla. Anlattığı şeylere inanılmıyordu. Adam sabıkalıydı, gösteriyordu ama hiç kimse müdahale etmiyordu ve korkuyordu doğal olarak. Bundan dolayı bir de şansını şehir merkezindeki polisle denemeye karar verdi. Salt Lake City'nin polis departmanına gitti ve onlara anlattı her şeyi. Ama onlar da bunun kampüs polisinin sorumluluğu olduğunu, kampüs polisinin bölgesine girdiğini, kendi bölgelerine dahil olmadığını söylediler. Kampüs polisi zaten bir inceleme başlatmış. Bunun artık geri kalanını onlarla devam ettireceksin dediler. Eğer bu çocuk seni kampüsün dışında bir yerde karşına çıkarsa ve kampüs dışında olan bir yerde seninle iletişime geçmeye çalışırsa o zaman bize geleceksin, o zaman bizim sorumluluk alanımıza girer dediler ve Lauren'ı öylece geri çevirdiler. 19 Ekim 2018'de ise aradan artık birkaç gün geçmişken kampüs polisi bu suçlamalarla ilgili bir soruşturma başlattığını söyledi. Ve Melvin'i Utah Üniversitesi'nin çeşitli yerlerinde gösteren güvenlik kamerası görüntülerine erişti.
eriştiler. Ayrıca bu süreçte Lauren'a mesaj gelmeye devam ediyordu. Hatta gelen mesajlardan bir tanesinde mesajı gönderen kişi kendisini bir polis memuru olarak tanıtmıştı ve hani senin bahsettiğin şikayette bulunduğun konular hakkında seninle konuşmak istiyorum. Benimle şu şu noktada şu saatte buluşabilir misin? Şu anda toplantıda olduğum için arayamıyorum. Mesajdan yazıyorum demişti. Ve zaten önceki bu işte Lauren'ın polisle olan görüşmelerinde operatör ona arayan kişinin yani polis memurunun gizli bir numaradan arayabileceğini, bunun sorun olarak görmemesini söylemişti Lauren'a. Sanırım bundan dolayı aynı şekilde rol yapmaya çalıştı mesajı atan kişi de. Kim olduğunu zaten tahmin ediyoruzdur artık. Ve bu mesajı attığında da hani Lauren anladı ki onun polise gittiğini ve bu olayları takip ettirdiğini de öğrenmişlerdi. Ve bunun da bir polisten geldiğini açıkçası inanmadı ve direkt olarak bunu da kendisiyle ilgilenen dedektife söyledi. O da tabii polis merkezine bunu bildirdi. Ve üniversite polisi de doğruladı. Bu bizden birisi değil. Senin büyük ihtimalle yurt odandan ayrılman için seni kandırmaya çalışan birisi dedi. Ama bu mesajı görmezden gelmesini söylediler ve bu her ne kadar resmi olarak bir suç olsa bile, bir polis memurunu taklit etme suçu olsa bile herhangi bir şekilde bu konuda işlem yapmadılar ve dediğim gibi Lauren'dan da görmezden gelmesini istediler. Ve 22 Ekim 2018 tarihinde saat akşam 8.30'a doğru Lauren yurdun otoparkında annesiyle konuşuyordu telefonda ve bu hani otoparkta konuştuğu sırada da annesi telefonu hoparlörü almıştı. Bu sayede Lauren hem babasıyla hem annesiyle aynı anda konuşabiliyordu yani hoparlörden. Ve tam onlar Lauren'la konuşurlarken telefondan Lauren'ın hayır hayır diye bağırdığı duyuldu. Ve ardındansa birden ne olduğu anlaşılmadan kesildi telefon. Ve bunun üzerine tabii ki meraklandılar, tekrardan aradılar ne oluyor diye ve endişeleniyorlar. Konudan da haberleri var zaten. Bir de hani hayır hayır diye bağırdığı duyulmuş mesela Lauren'ın en son. Bundan ötürü saat 8.23'te yani bu olayın yaşanmasına 3 dakika sonra Lauren'ın babası polisi aradı ve kampüs güvenliğini aradı daha doğrusu. Ve onlara hani Lauren'ın tehlikede olduğunu düşündüklerini söyledi. Telefonda olanları duyduklarını anlattı ve yardım etmelerini istedi. Yaklaşık 9-10 dakika sonra polisler olay yerine geldiler otoparka ve orada Lauren'ın eşyalarını buldular. Ve hani Lauren'ı bulamadılar tabii ki. Nerede olduğuna dair ipuçları aradılar ama eşyaları sadece oradaydı o sırada. Sadece görebildikleri şey eşyalarıydı öyle söyleyeyim. Ancak aynı gün saat 21.55'te polis memurları Lauren'ın cesedini otoparktaki araçlardan birinin arkasında buldu. O gün Lauren annesiyle telefonda konuşurken hayır hayır diye bağırmasına sebep olan şey Melvin Rowland'ın kendisiydi. Melvin o sırada Lauren'a yaklaşıp onu kollarına tutup çekmeye başlamıştı. Sürükleyerek bir yere götürmeye çalışıyordu ve Lauren bu yüzden hayır hayır diye bağırıyordu. Ve ardından nasıl çekiştiriyorduysa artık Lauren eşyalarını, çantasını ve telefonunu yere düşürmüştü. Bunun ardındansa Melvin onu bir aracın içerisine girmeye zorlamıştı. Daha sonra da onu birden fazla kez vurmuştu ve bu şekilde Lauren orada hayatını kaybetmişti. Polisler onun cansız bedenini bulduklarında zaten hayatta değildi bir süredir. Lauren arabanın arkasında kurşun yaralarından dolayı hayatını kaybettiği sıradaysa Melvin bir uygulamadan yine tanıştığı bir kadını arayıp ondan kendisini almasını istemişti. Kadın gelip arabayla Melvin'i otoparktan ya da başka bir yerden bilmiyorum artık aldı ve birlikte yemeğe gittiler. Ardındansa kadının evine gittiler ve hatta Melvin orada duş almıştı. Daha sonraki gün kadın onu arabasıyla tekrardan bir kafeye bıraktı ve oradan ayrıldı. Polisler tabii ki de bunu yapan kişinin kim olduğunu biliyorlardı. Melvin Rowland'dı çünkü zaten aylardır kız şikayette bulunuyordu. Aylardır olmasa bile haftalardır kendisine yapılanları anlatıyordu. Yardım istiyordu resmen polisten defalarca ve buna rağmen onu ciddiye almamışlardı. Ama artık tabii ki ciddiye almak zorunda oldukları için ciddiye alıyorlardı. Ve sonraki gün... Bu olaydan bir sonraki gün yani. Melvin'in bir fotoğrafı haberlerde yayınlandı ve arandığı duyuruldu. Bunun üzerine Melvin'in o gün buluştuğu kadın polisi aradı. Hani kadının bir şeyden haberi yoktu görüldüğü üzere. O sadece hani o tanıştığı birisiyle vakit geçirmişti o gün. Ve haberde görünce de tanımıştı ben bununla görüştüm dün diye. Polisleri arayıp bu adamı tanıyorum diye anlattı onlara ne yaptıklarını, nerede olduğunu vesaire. Ve 23 Ekim 2018'de saat 12.46'da Salt Lake City
polisi Melvin'i buldu ve buldukları sırada Melvin bir kilisenin içerisine girmeye çalışıyordu. Ama kiliseye girerken polislerin de arkasından geldiğini gördü ve polisler daha kiliseye adım atamadan Melvin kendisini vurdu ve kendi canına kıydı. Olay yerinde hayatını kaybetti. En sinir olduğum noktalarından birisi bu olabilir davanın. 25 Ekim 2018'de Lauren'ın hayatını kaybetmesinden 3 gün sonra Utah Üniversitesi Kampüs Güvenliği ve Polis Departmanı protokollerinin bir incelemesine karar verildi. Yani her şey artık çok geç olduğunda karar verildi buna da. Bir kapsamlı bir soruşturma yürütülecekti. Ve 1 Kasım 2015'te Melvin'in geçmişi sonunda ortaya çıkarıldı. Kendisinin bir suçlu olduğu, şartlı tahliyede olduğu ve bu yapılan her şeye rağmen, bu bütün kıza yaptıklarına rağmen ve kızın ettiği şikayetlere rağmen hiçbir şekilde onun şartlı tahliye memuruyla da iletişime geçilmediği ortaya çıktı. Yani bunlar olurken eğer Melvin'in şartlı tahliye memuruna söyleselerdi herhangi birisi, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, üşenmeyip de bu adam kimdir diye doğru düzgün araştırsalardı, Lauren'ı ciddiye alsalardı, kim olduğunu bulacaklardı ve yaptığı şeyden de şartlı tahliye memurunu haber bilgilendireceklerdi. Bundan dolayı şartlı tahliye memuru belki uyaracaktı ama bir kere uyaracaktı, iki kere uyaracaktı. Eninde sonunda belki de bu adam tekrardan gözaltına alınacaktı ve birçok şeye engel olabileceklerdi belki de ama bu dediğim gibi yapılmadı. Ve bağımsız inceleme ekibi yapıyordu zaten bu soruşturmayı da. Bu incelemenin sonucunda ayrıca Utah Üniversitesi Polis Departmanı'nda yeterli personel bulunmadığı ortaya çıktı. Bundan dolayı Lauren'ın davasıyla ilgilenecek müsaitliği bulamamışlardı söylendiği üzere. Ek olarak Melvin'in kampüse girerken kullandığı arabanın plakasını bir şekilde plaka kontrol sistemi tanımamıştı. Ve bundan ötürü de onun arabası olduğu anlaşılmamıştı. Ve hani şartlı tahliye sınırlarını aştı bu adam, işte kampüse girip çıkıyor sürekli diye şartlı tahliye memuruna bir uyarı gönderilmemişti bu konuda. Tamam, sistem hatasıdır olabilir ama ben yine de hiçbir şekilde bu şikayetlere rağmen adamın doğru düzgün araştırılmamış olmasını kabullenemiyorum. Bu neyse, bu sistem hatasıdır, yapay zeka hatasıdır, bilmem nedir, ona bir şey de demiyorum. Olmuş olabilir artık bu da. Ona yapabilecekleri hiçbir şey yok çünkü böyle bir durum yaşanırsa. Ama diğer türlüsü, yani insan hatası olsa onu da anlarım. Ama insan hatası da değil, görmezden gelinmiş resmen. 27 Haziran 2019'da ise Lauren'ın ebeveynleri Jill ve Matt McCluskey Utah Üniversitesi'ne 56 milyon dolarlık bir dava açtı. Ailenin avukatı bu yaşanan şeyin, yani Lauren'ın hayatını kaybetmesinin önlenebilir bir şey olduğunu ve bu olayın üniversitenin polis departmanının ve güvenlik görevlilerinin Lauren'ın yardım çağrılarına cevap vermemesinden dolayı gerçekleştiğini söyledi. Ve hatta 22 Ekim 2019'da da, yani Lauren'ın hayatını kaybetmesinden bir yıl sonra bütün böyle Utah Üniversitesi'nde yaklaşık 200 öğrenci başkanlık dairesinin önünde toplandılar ve orada protesto ettiler yaşananları ve Lauren'a destek olduklarını göstermek için orada bulundular. Hatta şimdi daha da sinirlerinizi bozacak bir şey söyleyeceğim. 7 Ağustos 2020'de Lauren'ın davasına ilk başta bakan polis memurlarından birisi olan Miguel Deras polislikten kovuldu. Ve bu da yapılan soruşturma sonucunda oldu. Çünkü ortaya çıkardılar ki Lauren işte bakın bana bu fotoğrafları gönderip beni bu fotoğraflarla tehdit ediyor diye fotoğrafları ve mesajları polise verdiğinde Miguel Deras adlı polis memuru telefonuna indirmişti bu fotoğrafları. Ve kendi telefonuna indirdiği fotoğraflarını da gidip arkadaşlarına göstermişti. Ve bununla övünüyordu, işte bakın ne kadar güzel bir kız, ne kadar tatlı, işte artık istediğim zaman açıp bakabilirim bu fotoğraf bende diye övünmüş, anlatmıştı. Ve bundan ötürü de tabii ki kendisinin yaptığı şeyler ortaya çıkınca işine son verildi. Yani nereden tutarsanız elinizde kalıyor gerçekten. Hiç böyle mantıklı olabilecek bir yanı yok. Ama sonunda Utah Üniversitesi'nin Lauren'ın ailesine 10.5 milyon dolarlık bir ödeme yapmasına karar verildi. Ama aile bu paranın hiçbirini istemediğini söyledi. Bu paranın
hepsini, yani tabii ki de alacaklardı ama aldıkları parayı kendi kurdukları Lauren McCluskey Vakfı'na bağışlayacaklardı. Ve hani her kuruş oraya gidecekti. Bu vakıfta işte kampüs güvenliği hakkında eğitimler vermekte, hayvan barınaklarına destekte bulunmakta, aynı zamanda amatör atletlere ve öğrencilere burs desteği sağlamakta. Hatta aile sadece bunu yapmakla da kalmadı. Lauren küçükken, çocukluğundan itibaren sürekli Idaho Üniversitesi'nin tesislerinde çalışırdı, antrenman yapardı ve orayı da çok severdi. Bundan ötürü Lauren'ın ailesi orada bir burs vermeye karar verdiler ve atletizm alanında olan ve bu alanda ilerlemek isteyen öğrencilere benim anladığım kadarıyla burs veriyorlar. Hatta kampüs güvenlik yasasının çıkarılmasını sağladılar bulundukları bölgede ve bir de kedi barınağı kurdular. Onun adını da Lauren McCluskey's Cat Wing olarak belirlediler. Bunlar sadece ailenin yaptıklarından bazıları bu arada. Lauren McCluskey Foundation sitesine girdiğiniz zaman yaptıkları daha birçok şeyi de görebilirsiniz. Bağış da yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Ve bu davada bu şekildeydi. Ayrıca Utah'taki yetkililer ilk başta reddetmişlerdi suçlu olduklarını. Bunu biz önleyemezdik. İşte bizim yapabileceğimiz şeyler bir yere kadar onu korurdu. Adam zaten serbestti vesaire gibisine çeşitli bahaneler uydurmuşlardı. Ama en sonunda artık suçlu olduklarını kabul ettiler. McCluskey ailesinden özür dilediler. Bizim yüzümüzden Lauren hayatını kaybetti. Biz onu koruyamadık. Koruyabilirdik. Korusaydık her şey çok daha farklı olabilirdi. Biz sizi ve hani bu insanları bize güvenen insanları hayal kırıklığına uğrattık dediler. Ve en azından sonunda sorumluluk üstlendiler. Dediğim gibi bu davada bu şekildeydi arkadaşlar. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Daha zaten yorumlarımı da anlatırken yaptım, engel olamadım kendime, siz de gördünüz. Çok çok üzücü bir olay gerçekten. Siz ne düşündüğünüzde mutlaka yorumlarda belirtin. Artık videonun sonuna geldiğimize göre de söyleyebilirim. Ben bu davayı Emma Walker davasına benzetiyorum. Kanalda daha önce işlediğimiz ve popüler olan davalardan birisi. Yani ufak tefek yanlarıyla benziyor, öyle söyleyeyim. Ama bunda tabii ki çok büyük bir ihmal söz konusu. Görevinin başında olan kişilerin görevini yapmamasının sebep olduğu çok büyük hatalar var. Hani belki de tabii ki ellerinden geleni yapacaklardı ama yine de sonu böyle olacaktı belki de. Bunu bilemeyiz tabii ki. Burada direkt olarak yargılamıyorum bu şekilde ama en azından bir şeyler yapmış olurlardı diye düşünüyorum. En azından o insanın hayatını kurtarmak için ciddiye alarak bir çaba göstermiş olurlardı ve hiç kimse de bu kadar sinirli, öfkeli olmazdı bunun ardından. En azından biz görevimizi yaptık ve artık bu noktada bizim gücümüzün yettiği yere kadar yardım ettik deyip kenara çekilebilirlerdi. Ve bu kadar da suçlama olmazdı üzerlerinde diye düşünüyorum. Dediğim gibi sizin düşüncelerinizi de yorumlarda konuşalım. Bunu da merak ediyorum zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca buraya kadar izlediyseniz de spor emojisi koyabilirsiniz. Atletizm yapan halterli şeyleri falan koyabilirsiniz. Ya da spor emojisi yazın. Bu şekilde oraya kadar izlediğinizi de bilmiş olurum. Ayrıca beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Instagram'dan ve buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Bunların linki de kitaplarında aşağıda açıklamaların en üstünde bulunuyor olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum.